Merhaba, Magdalen Akademi'ye dün çok güçlü ve derin devlet konularına giren bir açılışla başlangıç yaptık. Bir süredir çıkmayı istediğim ve çıkamadığım bir yayın bu. Gerçekten yoğunluktan, yani şuradaki şu 20 dakikayı yaratıp şu yayını çıkamadığıma da inanamıyorum bir yandan. Çünkü bu akşam eğitimi başlıyor. Neyin eğitimi başlıyor? Bunun bir tanıtım yayınını yapmak istiyordum. Hak. Hak denildiği zaman ne hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Hak nedir sizce? Özgür irade ne? Seçimler ne? Değil mi? Şöyle, benim uzmanlık alanım ilişkiler, cinsel çocuk, gölge kimlik, anne sorunları. Evet, gibi duruyor diyecektim. Hayır, böyle. Evet. Ama aslında bana ruhumdan açılan ilk bilgelik haklarla ilgili olmuştu. Hak mevzusundaki sapmalar, o ince çizgiler, hakları içselleştirme ve benim ilk yazdığım esaslı yazım, sayfamda çok geçmişe giderseniz göreceksiniz. İlk çıkan ve hala yani bir gün hakla ilgili bir kitap yazacağım ben. Evet. Çok ilginç geliyor kulağa değil mi? Onu da yapıyor, onu da yapıyor, onu da yapıyor. Evet, her şeyi yapabilirsiniz. Tüm bilgelikler sizin ruhunuzda kayıtlı. Onları oradan doğurmak size kalmış. Hak Arama Paradoksu diye bir kitabım çıkacak benim. Ama onun öncelik sırası biraz gerilerde şu an. İlk içimizdeki çocuk, sonra gölge kimlik entegrasyonları çıkıyor. Hak Arama Paradoksu neyi anlatıyor olacak? Aslında bununla ilgili küçük 5 dakikalık bir yayın yapmıştım 3 yıl önce kadar. Hakkı arayabilmeniz için arkadaşlar, önce hak denilen şeyin sizden alınabileceğini kabul etmiş olmanız gerekiyor. Siz kabul etmediğiniz sürece haklar sizden alınamaz. Hakkın alınabilecek bir şey olduğunu kabul etmiş olmanız gerekiyor. Ve bu bir, bilmiyorum bu kelimeyi doğru kullanıyor muyum ama, indoktrinasyon olarak bize 1000 yıllardır işleniyor. Hakkın yokmuş ve senden alınabilirmiş gibi. Ve bu algı manipülasyonu kolektifin içinde şu an içselleştirilmiş vaziyette. Farkında olmadan her gün tek tek basic, temel yaşam haklarımızı teslim ediyoruz sistemlere. O sisteme bir isim vermek istemiyorum şu an. Sonra benleniyorum çünkü. Bu benim çok uzun zamandır kafamı kurcalayan bir mevzu. Bunu insanlara nasıl aktarabilirim? Bir bilinç olarak nasıl verebilirim ve içselleştirmelerini sağlayabilirim? Bir eğitim açsam neye benzer? Bir atölye açsam neye benzer? Tam olarak ne anlatacağım? Benim içimde içselleşmiş bir mevzu var. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Korona döneminde aşı olmuşsunuzdur, olmamışsınızdır. Benim nerede durduğumu az çok tahmin ediyorsunuzdur. Daha hastalığın Çin'deki haberleri çıkmaya başladığında dedim ki, çok ciddi bir propaganda geliyor ve insanlığın temel hakları elinden alınacak ve insanlığın haklarına tecavüz edilecek. Ve legitimate, meşru bir sebep. Hastalık, pandemi, mikrop, diğerleri için bunu yapmalısın. Kendini düşünmüyorsan buna hakkın yok falan filan. Ortalık gerçek bir çöplüktü. 1,5-2 yıl boyunca. Çıktığı andan itibaren ya bullshit olduğunu biliyordum. Zaten önce inandırılırsın, sonra inandığın şeyi kendin yaratırsın. Onun propagandasıydı. Onun dışında o olduğunuz zamazingo deniliyor spiritüel camiada ona. Zamazingoların içinde neler var? Size neler enjekte edildi? Haberiniz var mı? Bir de gidip onları bile isteye, üstüne bir de daha o devlete düşmeden bir ton paralar verip olduğu bir takım cemiyet insanları falan. Onu bir kenara bırakıyorum. Maske takmak zorunluydu. Açık havada, mis gibi açık havada ben nefes almayacakmışım. Tam pandemi patladığı dönemde Frank Lloyd öldürüldü ve bir hashtag, I can't breathe hashtag'i yayıldı ortalığa. Nefes alamıyorum diye bütün dünya, milyonlar deklarasyonda bulundu. I can't breathe, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Onu deklare ettiniz. Sonra çok kolay tak diye maskelerle ilgili zorunluluk gelebildi. Çünkü sen önce kendin kabul ettin nefes alamadığını, deklare de ettin. Yani sistemin nasıl çalıştığını hiç bilmiyorsunuz. Söz kanundur, özgür irade, seçimler, her şey senin seçimin, her şey senin yaratımın. Sen kendin kabul ettin nefes alamadığını.
Sözde sadece aslında duyar kasmaya çalışıyordun Frank Lloyd'un öldürülmesi üzerinden. Neyse, konuyu fazla dağıtmadan, bunlara ayık ve uyanık insanların sizi izlerken nasıl acı çektiğini tahmin edebiliyor musunuz? İnsanlık kendine neler yapıyor diye. Bunu da bir kenara koyalım. Sonra bir yerden bir yere gidebilmek için ben o zaman ekspat olarak Özbekistan'da çalışıyordum ve çok ilginçtir ki savunma sanayi başkanlığında çalışıyordum Özbekistan'ın. Yani yolum çok 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 komik bir şekilde oraya denk düştü. Hani bunu yapmak istesen olmaz falan. Neyse bize işte test yapacaklarmış. Testte efendim buraya kadar çubuk sokacak, beynime kadar benim. Şimdi ben her şeyin çok farkında olduğum için ve aşırı bilinçli olduğum için haklarımı biliyorum. Ve benden yayılan titreşim bambaşka bir titreşim. Dedim ki, hayır, yapamazsın. Benim burnuma o çubuğu sokamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. İyi de pandemi ya hastalık ablalalala. Bunlar zaten hikaye benim için. Ve ben temel insan haklarımı biliyorum. Benim vücut bütünlüğüme herhangi bir şey benim iznim olmadan sokulamaz. Sokamazsın, bana dokunamazsın bile. Şimdi bunu benden duyup ama bilinçaltı bir ton korku, virüs, toplum tarafından kabul edilmeme, bütün ailesi aşı olmuş, test olmuş, babaannen hasta, ölecek senin yüzünden falanlar da sahip ve benim gibi haklarını içselleştirmemiş, içsel duruşunu güçlendirmemiş birisi kalkıp bir polise, bir doktora söylerse gel lan buraya deyip sokarlar, tamam mı, o çubuğu buradan. O dik duruşu sağlamanız için bilincinizin belli bir seviyede güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirme yapmanız gerekiyor. Buna arkadaşlar inanın çok uzun zamandır kafa yoruyorum. Şimdi mesela diyorsunuz ki ben geçen bir tweet çıktım. Tweet mi yazı mı ne? Havaya artık şu alerjenleri atmasanız mı? Şu sonra iklim krizinden dolayı günlerce hava kirli olacakmış arkadaşlar. O yüzden haberiniz olsun. Aa, kolektif aldı kabul etti. Tamam. Şimdi her puslu havaya bakıldığında evet iklim krizinden dolayı artık böyle bizim de Çin gibi havamız kirlenecek. Kabul, 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 kabul de. Kabul ede ede daha çok yaratacak, daha çok yaratacak, büyütecek bu realiteyi. Aynı koronada olduğu gibi. E peki ne yapacağız Yeliz Hanım diyorsunuz? Ne yapacağız? Havaya chemtrails atıyorlar. Ne yapacağız? Gıdalarımıza glisofat mı ne? O şeyi spreyliyorlar sürekli. Niye sesimizi çıkarmıyoruz, değil mi? Bu hak mevzusunun neresinde nasıl duracağız? Her şeyden önce her şey bir bilinçle başlıyor. Bilinçlenmeniz gerekiyor. Sen havaya her baktığında iklim krizi, hava kirliliği düşünmek yerine bizi programlamak için yine havaya uçaklarla bir şeyler atılmış ve hava şu an kirli gibi gösteriliyor. Önce bir bunun farkına varacağız, buna bir uyanacağız, tamam mı? E peki ben bununla ilgili ne yapabilirim kısmına geleceğiz sonra. Mesela ben çok alerjen bir yapıya sahibim çocukluğumdan beri. Dedim ki eve şey mi alsam? Şu markasını söylemeyeyim, bir tane alet var, havayı temizliyor, çok pahalı. Süpürge makineleri ünlü. Ondan mı alsam? Şık da duruyor, güzel de yapmışlar tasarımını. Sonra dedim ki eğer ben bunu alırsam havanın kirliliğini resmi olarak kabul etmiş olurum. Meşrulaştırırım. Bilincime de bu aleti her gördüğümde bu sinyal gider. Ben bu işi buraya taşımak istemiyorum. Hiçbir teknoloji sizden daha güçlü değil. Teknoloji, yapay zeka ve robotikler yaratım yapamıyor. Tamam mı? Bunun farkına varalım çok hızlı bir şekilde. Ben hava temizlensin diye komand edeceğim ve havanın temiz olduğuna dair fokusumu güçlendireceğim. Ve Sofia Gaia biliyorsunuz gezegenimiz siz neyseniz, siz neyi istiyorsanız, neye inanıyorsanız gezegen size onu yaratır. Sistem böyle çalışıyor. Artık şu çekim yasası 101'i iyice oturtalım lütfen, tamam mı? Sonra ağlayacaksınız ortalıkta koşturarak. Hava kirli, sümük var, daha çok aşı, daha çok bilmem ne diye. Ve biz ışık işçileri bunları 2-3 yıl önce bağırıyorduk zaten ve hayvan gibi linç yiyorduk. Hala da linçlemeye çalışan bir kesim var ama haklarınız elden gidiyor. Yani çok ciddi bir propaganda oynanıyor insanlığın üzerine. O alayasım geliyor falan.
Sesimizi duyurmak için çok çabalıyoruz gerçekten. Daha cringe olabilir miydim şu an? Ne oluyor bilmiyorum. Sinir bastı abi. Neyse, önce hangi haklar elimizden alınabilir? Abi çok komik. Ben bilmiyorum şu an. Sinir basıyor. Özür dilerim ama neyse doğal çıktı yani. Boğaz manzaralı şey boğaz konuşuyorum boğaz manzaralı eve taşındım. İşkence yaşıyorum abi. İşkence yaşıyorum. Her sabah hava böyle puslu, chemtrails her yerde. Gördükçe sinir krizi geçiriyorum ve sürekli frekans atıyorlar. Frekansları görüyorum ve bunları insanlara anlatamamak. Geçenlerde çok sevdiğim ve güvendiğim bir arkadaşım. Neye kafa salladın? Ha, ben bana hayır ona girme diyeceksin zannettim. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir arkadaşım. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir insan. Bu yaptığım paylaşımları dikkat çekmek için yaptığımı zannettiğine dair bir cümle kullandı ve bu beni çok yaraladı. Evet, o çıkmaya çalışıyor. Neyse. Ben bir ağlayıp döneceğim galiba. Hocam İyiz ağlıyor şu an yalnız. Saçların peki? Ağlasana biraz daha. Neyse proses etmeye çalışıyorum az önce yaşanan şey. Ne yaşandı bilmiyorum da. Bunlar böyle hep içimde gündelik hayatta sürekli kafamı kurcalayan mevzular ve böyle Kayara'nın kullandığı bir terim var. Ya böyle her şeyi gördüğünüz zaman etrafınızdaki insanlar görmediği zaman siz bir de onlara anlatmaya çalışıyorsunuz, onları kurtarmaya çalışıyorsunuz falan. Hani uyan ne olur bak böyle şeyler oluyor. Buna sesimizi çıkarmalıyız gibi. Saçma sapan mesajlar, linçler. Bir de böyle en güvendiğiniz yerden böyle bir gaslight yiyince bizim de bir yerden güç almamız ve sevgi almamız gerekiyor ki var olabilelim. Dün bu soruyu çok soruyorsunuz. Dün bu uyanmış halinizde siz nasıl bu hayatı yaşayabiliyorsunuz diye hani her şeyi, tüm yalanları, dolanları görüp seçim günü benim için ne kadar zordu haberiniz var mı? Ne kadar zordu. Dev gibi kutlama yaptınız. Erkek arkadaşım bile havai fişek videosu çekiyor falan ben böyleyim. Neyi kutladığını biliyor musun? Falanım hani. Ne zamanla uyanacaksınız? Bunun için şu an insanlık hazır değil söyleyebileceğim şeylere. Ve size kıyamıyorum. İllüzyonlarınızı o kadar da başınıza yıkmayayım. Şimdi başka şeylere odaklanalım. Birazcık mutluluğu var insanların elinden almak istemiyorum. Neyse. Diyecektim ki aslında konu şuraya gelecekti ben ağlamasaydım. Donduk yine. Aslında konu şuraya gelecekti ben ağlamasaydım. Önce temel haklarımızı bilmemiz lazım tamam mı? Hani ben para yaratımı dersi, atölyesi açmıştım ya dedim ki bunu ezoterik açıdan anlatalım ama bunu üçüncü boyutta da bir yerde köklendirmek, temellendirmek istiyorum ben. O yüzden Ata zaten inanılmaz bir kaynaktı bununla ilgili. Ata'yı da davet ettim. Sen bize okullarda verilmeyen finansal okuryazarlığı ver. Ben de işin ezoterik, spiritüel kısmını anlatayım diye. Ve yine, ay Emrem, canım benim. Emre az önce ağladığımı gördün mü? Neyse ben de şimdi bu hak konusunu size nasıl aktaracağımla ilgili dua ettim. Bu bayağıdır beni dürtüyor içeriden. Hadi hadi aç bunu aç bunu öğrenmeleri lazım. 2 yıl 3 yıl sonra gelecek felaketler için şimdiden bu bilinci vermen lazım Yeliz'cim diye. Ondan sonra benim canım arkadaşım Bedia karşıma çıktı. Bedia hukukçu. Onun CV'sini yazarız. Çok dolu güzel bir CV'si var. Ben o etiketlere baktığımdan değil de ona bakarsanız Ata hiç ekonomi okumuş bir insan değil hani. Bedia'yı karşıma yukarıdan çıkardılar tam olarak. Hani bunun duasını yaptım. Karşıma doğru insan geldi. Ve aynı zamanda
Ben hiçbir şekilde hiçbir partiyi tutmayan ve seçimlere de karşı bir insan olarak bunu söylüyorum. Yine de bilmeniz gerekebilir diye. Vedia CHP milletvekili adayı. Benim gurur duyduğum bir ruh. Görüşler farklı olabilir. Benim zaten görüşlerim herkesten farklı. Benimle görüşü uyan bir kesim, bir insan bile yok falan. Ondan sonra o sıkıntı değil. Kalpler bir. Hepimiz birimizin devamıyız ve Matrix'in bu karanlık sistemin içinde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Bedia'ya teklif ettim. Bediacığım, sen dedim bize böyle temel hak, hukuk dersi verebilir misin? Bunun aslında bize okulda öğretilmesi gerekiyor. Mesela hayvanlarınıza çip taktırmak zorundasınız yoksa yasak var diye mesaj geldi değil mi? 2 yıl önce mi, bir yıl önce mi herkese? Ben o zaman da bas bas bağırdım. Hayvana çip takamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Bugün ona takarsan sen sana çip takılması hakkını kolektiften otomatik izin olarak vermiş oluyorsun. İşte böyle böyle haklar elimizden gidiyor ve aynı zamanda biz izin veriyoruz ama sonra bağıracağız sokaklarda. Çip takamazsın ama köpeği çipli böyle geziyor elinde falan. Hani anlatabiliyor muyum? İşte Elon Musk Neuralink haberler paylaşan arkadaşlarımın köpekleri çipli falan. Ben hiç farkında değil bu insanlar kendilerine yaptıkları seçimlerin ve aldıkları kararların ve kendilerine yazdıkları karmaların diye bakıyorum olaya. Sonra bu ortaya çıktı ki birisi şey yazmış. Bu bir yasa değildi, bu bir yönergeydi. Böyle bir ceza falan da yok. Aa dedim yasa ne, yönerge ne? Hani onun dışında da ben kendi business'ımı kurarken, ben yaşam koçu olduğum ve psikolog, psikoterapist olmadığım için kullanabileceğim terimler, kelimeler, kullanamayacağım terimler, kelimeler varken çok fazla araştırma yapmıştım. Ve business'ımı kurarken de. Ve bu süreçte çok fazla şey öğrendim hukuka ve yasaya dair. Ev kiralarken bilmem ne, bu normal günlük hayatta insanların içinden geçtiği süreçlerde, sözleşme imzalarken neye bakılmalı, kendim yanlış sözleşmeler yaptım, kendim yanlış sözleşmelere imza attım, onun bedellerini ödedim falan filan. Sonra bu böyle hak hukuk meselesi iyice iyice içselleşmeye başladı benim içimde. Karanlığa karşı dur diyebilme noktanız arkadaşlar, siz o hakkı içinizde içselleştirdiğinizde oluyor. Karşı taraf sana hiçbir şey yapamaz. Özbekistan neredeyse askeriye tarafından yönetilen ve her yerin asker olduğu bir ülke ve pandemide maske takmadan kimse sokağa çıkamaz. Türkiye'de yine çıkarsın, orada çıkamazsın. Herkes kanundan, kuraldan, askerden çok korkuyor. Ben o kadar içselleştirmiştim ki ve bütün pandemi ve korona yayını yapan kanallardan çıkmıştım. Haber zaten izlemiyordum. Arkadaşlarımla bu konuyu konuşmayı yasaklamıştım. Ve dolayısıyla benim realitemde korona diye bir şey yok. Benim realitemde virüs diye bir şey yok. Ben bir pazar günü sokağa çıkıp koskoca bir günü geçirdim sokakta. Ne biliyor musunuz? Maske takmamışım. Herkes bana bakıyor. Dedim ki herhalde sarışınım falan diye bakıyorlar. Ama herkes, her girdiğim yerde herkes bana bakıyor. En son bir cam, akşama doğru camın yansımasında suratımı gördüm. Herkes var etrafımda maske, maske, maske. Bende maske yok. Farkında değilim. Maskesiz çıkmışım, farkında değilim ve kimse, her yer asker ve polis diyorum sokakta adım başı. Hiç kimse beni uyarmadı. Ben maskesiz olduğumu gördüm. Lan ben maske takmamışım dedim bütün gün. Böyle gezmişim dedim. Hop bir tane polis geldi. Hanımefendi yalnız maskeniz yok. Takmak zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Benim realitemde virüs de yoktu, maske de yoktu. Çok ciddi bilincimi ve zihnimi korudum. Ve nefes almak benim hakkımdır ve buna kimse engel olamaz, önüne de ket vuramaz. Çok güçlü bir şekilde vardı. Dolayısıyla yaydığınız titreşimler realitenizi etkiliyor. Benim amacım size bu eğitimle önce bir üçüncü boyutta bir temele oturtalım. Bu hak nedir, hukuk nedir, yasa nedir, yönerge nedir, kanun nedir? Hukuk 101. Çok güzel konu başlıkları belirledik sizler için Bedia'yla. Sonra ezoterik kısımlarını da benden ala ala, benden geçe geçe içselleştirmeyi öğreneceksiniz. Bu aslında tamamen sürekli maruz kalma ve zamanla kendine hak görme olarak geçiyor. Yani bütün yapacağımız bu. Ve normalde 4 haftada bitecek bir atölyeyi 8 haftaya uzattım ki Matrix gibi, Matrix sizi nasıl haberler ve diziler aracılığıyla sürekli bu böyledir, şu şöyledir, toksik ilişki puanları bilmem ne, para, kıtlık bilinci, tanrı diye bir şey yok. Sürekli bombarding yapıyor ya size. Kötüler hep kazanır falan gibi. Bir yandan seks yapmak günah ama götünü açarsan ünlü olursun sadece.
Hani sürekli böyle bir kendi içinde konflikte düşürecek, çatışmaya düşürecek şekilde formatlanıyorsun ve programlanıyorsun. Ben de o şekilde yayın yapan bir akademi ve bir kanala dönüşmek hedefindeyim. Çünkü onlar gece gündüz, gece gündüz sistem yazıcılar çalışıyor. Bizim de ışık işçileri olarak o kadar ciddi ve disiplin çalışmamız gerekiyor. Neyse, Bediye ile size çok güzel bir içerik hazırladık. İlk dersimiz bu akşam. Ben bu yayını 2 haftadır çıkacağım. Ve her hafta salı günü akşam saat 7'de Magdalen Akademi bünyesinde bu. Aslında ayrı tutacaktım. Sonra dedim ki güç bölünmesin. Çünkü orada vereceğimiz bilgiler hepinizin alması gereken temel bilgiler. Yani rahimle de ilgili, dişilikle de ilgili, ilişkilerle de ilgili, tanrı konseptiyle ilgili, evrenin yasaları nasıl işlediğiyle ilgili çok kapsamlı ve büyük gnostisizme dair bir bilgi akışı gerçekleşecek. Ve insanlar kayda olmaya diye canım sıkıldı. Çünkü çok büyük bir akış gerçekleşecek, çok büyük bir enerji veriliyor. Ya kendilerini layık göremiyorlar, ya kıtlık bilinciyle parayı problem ediyorlar ki sen ona öyle bir şey niyet ettiğinde para sana böyle yaratılır, yukarıdan verilir. Parayı da yukarıdan isteyebilirsin, her şeyi isteyebileceğin gibi. Kendine hak gör sadece sen onu. Ve üçüncü boyutun enerji alışverişindeki yansıması paradır. Para kötü bir şey değildir. Para isteyebilirsin hizmetlerini, emeklerini ve verdiğin şeyler için. Verdiğin bir şey için karşılık isteyebilirsin. Koşulsuz sevgi ve koşulsuz verme diye bir şey bu zamanda mümkün değil. Bu bir yalan. Bu yalanı kendine atmayı bırak. Bu seni çok büyük bir manipülasyon ve mağdur bilincinde sürekli melek maskesi takarak kendini savunup aslında sürekli koşullu bir şeyleri verip karşılık bekleyip sonra insanlara nankör ben ona bunu yapmıştım demekten alıkoyacak. Bunu ne kadar hızlı kabul edersen. Arada yine dev gibi sınıf ders bilgisi geçtim yani. Dağılmayayım fazla. Haklarımızı bilmemiz ve içselleştirmemiz gerekiyor. İleride onları çok ciddi bir şekilde savunmak zorunda kalacaksınız. Bu eğitim şart. Şart yani. Bunu almamak gibi bir lüksünüz yok. Magdalen Akademi'deki her şey şart. İncelik de içeriği yazıldı. Afişe çıkılamadı, içerik hazırlamaktan reklamına enerji veremedik. Öyle söyleyeyim. Evet, bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için.